Sizden Gelenlerin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ismini vermek istemeyen bir takipçimizin yaşamış olduğu paranormal olayı inceleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Almanya'da yaşıyorum. Henüz 17 yaşındaydım. Türkiye'den bir akrabanın oğluna delice aşıktım. O benim ilk aşkımdı. O zamanlar MSN vardı. MSN'de ailelerimiz görüştükçe biz de onunla konuşmaya başladık. Öyle böyle derken ben bu çocuğa kara sevdayla tutuldum resmen. Her günüm, her saniyem onu düşünerek geçiyordu. Beynim, kafam hep onunla doluydu. Kafamın doluluğu yüzünden okulum falan da hep mahvolmuştu. Odamda internetin başından kalkamıyordum. Fakat o bana çok fazla yüz vermiyordu. O bana baktıkça ben ona daha fazla bağlanıyordum. Günlerden bir gün aşık olduğum çocuğun İstanbul'da bir sevgilisi olduğunu duydum. Dünyam başıma yıkılmıştı o gün. O gün odamdan hiç çıkmadım. Hiçbir şey yemedim, hiçbir şey içmedim ve saatler boyu ağladım. Ağlayarak uyuyakalmışım. Uyurken birden üzerime bir şey çöktü. Boğuyordu beni resmen. Feryat ediyordum, bağırıyordum, kimse sesimi duymuyordu. Gözüm açıktı. Sadece bacak kısmını gördüğüm kıllı ve zayıf bir varlık bana yaklaşmaya başladı. Aklıma dua okumak geldi. Dua okumaya başladığım anda gitti. Koşarak içeri geçtim. Annemler kahvaltı yapıyormuş. Onlara bağırdım çağırdım. Hiç mi sesimi duymadınız siz diye. Tabii onlar dalga geçtiler. Babam kızım seni karabasan basmış dedi. Ve güldü. Herkes güldü. Çaresiz bir şekilde odama geçtim. Bu arada annem yanıma geldi ve benim durumumu gördü. Kızım iyi misin dedi. Bol bol dua etmemi söyledi ve odadan gitti. Bu arada annemin gözlerinin içine bakarken sanki o cini gördüm. Bana tuhaf bir sesle korkma, bundan sonra hep yanındayım dedi. Sonra ise annemin gözlerinden gözlerimi kaçırdım. Beynim donmuştu sanki. Hiçbir şey söyleyemedim. Dilim tutuldu. Tamam anne, korkmuyorum. Merak etme dedim. Annem odadan çıkınca odanın içinde şoka girmiş bir halde kala kaldım. O günüm öyle geçti. Gece oldu ve ben yatağa girdim. Kız kardeşimle aynı odada kalıyorduk. O uyumuştu çoktan. Ben hala elimde telefon, o sevdiğim çocuğun fotoğraflarına bakınıyor ve bu yaşadığım olayı düşünüyordum. Birdenbire o cin yanımda belirdi. Hissediyordum ama bu sefer görmüyordum. Ve bana seslendi. Mutfağa geç. Geçmezsen kız kardeşini boğarım. Mutfağa geçtim. O korkuyla kimseyi uyandırmak ve bağırmak aklıma bile gelmedi. Mutfakta başka türlü gördüm onu. Çok yakışıklıydı bu sefer. Benimle konuşmaya başladı. Kimseye bir şey söyleme. Ben seni seviyorum. Senle ben mutlu olacağız diye konuşuyordu. Sonra elimden tuttu ve gözlerimi kapatmam gerektiğini söyledi. Ve ben de gözlerimi kapadım. Başka yerlerde dolaştık. Sonra bana zamanı geldi artık. Evine gitmelisin. Şimdi gözlerini aç dedi. Beni öptü ve gitti. Gözümü açtığımda herkes başıma toplanmış, kız kardeşim ise feryat ediyordu. Annem ve babam başımda Kur'an okuyordu. Hiçbir şey olmamış gibi yerimden kalktım. Ama ben çok mutluydum. Herkes gözümün içine bakıyordu. Onlara başımın döndüğünü ve bayılmış olduğumu söyledim. Ve ailemi bu şekilde ikna ettim. O kişi yanıma geleceği sıra içimde bir daraltı ve bir yangın vardı. Feryat etmeye başlıyordum. Bağırmaya başladığım anda kız kardeşim ve annem ellerine Kur'an alıyorlardı. Ve başlıyorlardı bana dua etmeye. Sonra o geliyordu yanıma. Gözlerini kapat diyordu. Kapıyordum. O anlarda annemler bayıldığımı zannediyorlardı. Bense çok mutluydum.
o anları anlatacak durumda değilim. Ama şunu bilin ki çok mutluydum onunla. Hiç yanımdan gitmesini istemezdim. Bu şekilde birkaç ay geçmişti. Okula falan da gitmiyordum. Annemler o kadar hastanelere, doktorlara götürdüler ama her seferinde onları da ikna ediyordum. Onlar da psikolojikman böyle olduğunu söylüyorlardı. O kadar hastaneye gittin ve o doktorlara bunları anlatıp da onlar sana psikolojikman böyle olur diyorlarsa gerçekten o doktorlara da buradan selam gönderiyoruz. Tuvalete girdiğimde bile kız kardeşim başucumda duruyordu. Annem, babam ve hatta tüm aile üyelerim bitmiş vaziyettelerdi. Bayılmalarım çoğalmaya başlamıştı. Daha önce de söylediğim gibi ben çok mutluydum. O gördüğüm şeye aşıktım. O da bana öyleydi sanırım. Ama zamanla o gördüğüm, aşık olduğum cinin yanında birkaç tane daha cin görmeye başladım. Onlardan korkuyordum. Sürekli olarak benim kulağıma kendimi öldürmem gerektiğini, öldükten sonra ise o aşık olduğum cinle mutlu olacağımı söylüyorlardı. Bir müddet sonra o aşık olduğum cin hiç gelmemeye başladı ve yanında görmüş olduğum diğer cinler geliyordu sadece. Zamanla herkesi yılan, kaplumbağa şeklinde görmeye başladım. Birkaç kez kız kardeşimi öldürmeye kalkmışım ve sonra bayılmışım. Bu arada ilginçtir ki bu şeyler asla babam yanımdayken yanıma gelmiyorlardı. Bu arada annemler sirke içirdiler, hocalara götürdüler ve daha neler neler. Hiçbir şey fayda etmiyordu. Bana dua okutmaya çalışıyorlardı. Ama olmuyordu. İçim yanıyordu, dilim dönmüyordu ve ben o duayı okuyamıyordum. Bir gece kulağıma sesler gelmeye başladı. Ya kendini öldür ya da bütün aileni boğarız diyorlardı. Kalktım, mutfağa geçtim. O aşık olduğum cinin ismini andım. Onu istedim yanımda. İsmini söylediğimde ise mutfakta belirdi. Ama o da bana kendini öldürmelisin diyordu. Dayanamadım ve elime bıçağı aldım. Cesaret dahi edemiyordum. Elimden tuttular. Aileni boğacağız dediler yapmazsan. Tam bıçağı karnıma sokacaktım ki kız kardeşim geldi ve elimden bıçağı alıp bana tokat attı. Etrafımda kimse kalmamıştı. Cinler aniden yok olmuştu. Kardeşimin boynuna sarıldım ve ağladım. Kurtarın beni diye bağırmaya başladım. Almanya'da doğru düzgün hoca bulamadılar. Türkiye'de Kırşehirli bir hoca varmış. Oraya götürdüler beni 2 gün sonra. Adam beni görür görmez dua etmeye başladı. Sonra babamlara dedi ki siz gidin, yalnız olacak. Babam razı gelmese de hocayla baş başa kaldık. Hocanın benden direkt istediği şey aşık olduğum cinin ismiydi. Bu arada arkadaşlar geçen videoda ya da ondan önceki videoda yanımda bir karartı olduğunu söylemişsiniz. O benim kedim. İsmi de Pizza. Şu an zaten yanımda, bilmiyorum görüyor musunuz? Ben aşık olduğum cinin ismini bilmemezlikten geldim. İsmini söyleyince isimle yakabiliyorlar o cini. Ben bunları düşünürken hocanın yanında tekrardan bayılmışım. İsmini söylememeliydim. Eğer söylersem aşık olduğum cin yanacaktı. Ve eğer cinin adını söylersem ailemin başına felaketler getireceğini ve musallat olacağını söylemişti. Gözlerimi açtım. Hoca başımda dualar ediyor. Kızım inanma, söyle ismini, sonra kurtulacaksın diyordu. Sonunda ben de ismini söyledim. İsmini yazdım hocaya. Hoca onları yakmayı başarmış. Cinleri yakan hoca bana bir muska yazdı. Yanından ayırma dedi. Fakat benim içimde o yangın yine başlamıştı. Yanıyordu ama bu sefer bayılmıyordum. Köyümüze geçtik. Bu arada hoca Allah razı olsun hiç para istemedi. Zaten bu tarz durumlarda para isteyen insanlar inanın ki hoca değildir. Onlar bu haberlerde gördüğümüz
şarlatan insanlardır. Köyümüze geçtikten sonra benim tek istediğim uyumaktı. Ama annemler beni uyutmuyordu. Korkuyorlardı. Yine bir şeyler görürüm diye. Saat ilerlediğinde mecburen yatağıma yattım ve uyudum. Rüyamda o cinin tüm ailesi ve sülalesi başıma toplanmış, feryat edip bana bağırıyorlardı. Onu sen yaktın diye. Biz de senin aileni yakacağız diyorlardı. Fakat bu sefer hiç korkmadım. Duamı okudum. O muska beni güçlendirmişti. Şimdi şükürler olsun ki çok iyiyim. Başıma başka hiçbir olay gelmedi. Fakat bu olaylar yüzünden hayatımı mahvedecek bir evlilik yaptım ve bir oğlum var. Eşimden de ayrıldım. O yaşadığım olay yerinden uzağım. Ailemden uzağım. Almanya'nın başkentinde yapayalnız oğlumla beraber yaşıyorum. Ama ailem her ziyarete gittiğimde o evde, o eski odamda kalınca sabahları hep çıplak olarak uyanıyorum. Bunun dışında hiçbir şey görmüyorum ve hissetmiyorum da. Çok teşekkürler bu hikayeniz için. Şu an iyi olmanıza çok sevindim. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde hayatınızı yaşarsınız. Siz de yaşamış olduğunuz paranormal olayları bana Instagram üzerinden anlatabilirsiniz. Ve unutmayın, korkunun sizi eline geçirmesine asla izin vermeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.